Reha abi. Reha abi. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Şah. Mat. Başka bir şey olsa şaşardım zaten ya. Öğreniyorsun ama. Önemli olan kazanmak değil, öğrenmek. Merkez 45-25. 45-25 dinle bir de. Beykoz İl Bey konaklarında şüpheli ölüm ihbarı. Adresi tekrar ediyorum. Beykoz İl Bey konakları. Anlaşıldı merkez. Reha Tansev başkomiserim, 68 İstanbul doğumlu. Başına sert darbe almış. Evde kimse yok mu? Karısı ve kızıyla birlikte yaşıyormuş başkomiserim ama şu an kimse yok. Tamam, hemen ulaşmaya çalışalım. Başüstüne başkomiserim. Galiba Bahçeli ulaşıyormuş. Herhalde hazırlıksız yakalanmış. Başka iz yok mu? Maalesef başkomiserim, yağmur bütün izleri silmiş gibi. Tamam, şunlardan da örnek alın, tamam mı? Güvenlik kamerası falan yok mu ya burada? Hiçbir şey yok başkomiserim. Bırakın, baba! Tamam bırakın, sakin. Tamam bırak, gel. Dur sakin ol, sakin ol. Tamam sakin ol, sakin ol. Tamam. Anneniz nerede? Sipariş verdiği tohumları getirdim. Yeni geldi bizim evimize. İhbarı yaparken adını adresini vermişsin. Tanıyorsun herhalde. İyi müşterimizdi, sürekli gelirdi dükkana. Alpan Şanlı, 18 yaşında, çiçekçi. Ben de sipariş oldukça getirdim işte. Peki birini gördün mü? Ya da uzaklaşan bir araba, dikkatini çeken herhangi bir şey? Hayır komiserim, kimse yoktu. Sipariş ne zaman verdin? Dün bizim patronu aramış. Patronum da tohumlar gelince bana haber verdi. Ben de Reha Bey'i aradım. Evdeyim, hemen getir dedi. Ha bugün konuştunuz yani? Evet evet, bir buçuk saat oldu olmadı. Tamam. Şimdi merkeze gidip yazılı ifadeni alacaklar senin. Sonra da parmak izi ispatı da alacaklar, tamam. İyi de komiserim, ben bir şey yapmadım ki. E tamam, ver gitsin o zaman işte. Ya olmaz. Ne demek olmaz lan? Madem bir şey yapmadın, neden korkuyorsun? Ya korkmakla alakası yok komiserim ama... Tamam, alın götürün bu arkadaşı merkeze, tamam mı? Yazılı ifadesini falan alın. Ben bir şey söylemeden de bırakmayın, tamam mı? Ya komiserim, ben bir şey yapmadım diyorum. Neden beni götürüyorsunuz? Neler oluyor burada? Anne! Ne yapıyorsunuz? Ne oldu kızım? Tamam. Başınız sağ olsun. En son ne zaman görüştünüz? Öğlen. Melike Tansev, 40 yaşında. Maktul'ün eşi. Peki sonra ne yaptınız? Alışverişteydim. O yapmış değil mi? Kim? Tayfun, yan komşumuz. Neden ondan şüpheleniyorsunuz? Bade. Kızım. Tayfun. Kızım nerede? Merak etmeyin. Oturun lütfen. Merak etmeyin, ifade veriyor. Bade Ertuna, 22 yaşında. Maktul'ün üvey kızı. Reha üvey babamdı ama iyi biriydi. Koşuya çıkmıştınız galiba. Hayırlıdan sonra koşuyorum. Peki aklınıza gelen biri var mı? Şüphelendiğiniz biri falan. Aslında Tayfun Bey yapmış olabilir. Oldukça problemli bir insan. İki hafta önce karakolluk bile oldular. Yaşatmayacağım seni diye bağırıp durmuştu babamın arkasında. Tayfun kim? Şu villada oturuyor komşumuz. Çok sorunlu biri. Ne alıp vereminiz vardı peki? Saçma sapan bahanelerle kavga çıkarıyor. Yok ağacınızın dalı bahçeme girdi, yok çitimi kırdınız. Yok, onu demiyorum. Yani şu karakolluk oldukları mevzu yani. Ne oldu da kavga o kadar büyüdü? Yani babam detayını anlatmadı ama yine böyle saçma sapan bir bahanedir herhalde. Tamam. Dur. Polis.
Tamam ya, ben bir şey yapmadım. Telaşa gerek yok. Tabii canım, tabii. Öyle meraktan mı izliyordun? Evet, Rıya'ya bir şey oldu. Karısı da kızı ben ispiyonladı hemen, değil mi? Tayfun Evin, 38 yaşında, maktulün komşusu. Yaşatmayacağım seni demişsin adama. Her öyle söyleyen katil olsaydı dışarıda insan kalmazdı. Öldü mü yoksa? Öldürüldü. Şüpheliyi de doğru tahmin ettin. Ben miyim? Başka kim olacak? Herkes. Reha çok gıcık bir adamdı. Kocası da bir tek arkadaşı yok. Ben öyle duymadım ama. Habire sataşıp duruyormuşsun adama. Kavga ediyormuşsunuz. Size anlatmadılar değil mi olayı? Ne anlatacaklardı? O gün kızıyla resmen birbirlerine girdiler bahçede. Neden tartıştıklarını duymadım. Sonra da arabamı gömdü, resmen kaçtı gitti. Manyak mısınız siz ya? Ne varsa uzatma deriz. Kızım bastı gitti, bir özür bile dilemedi. Dibine kadar park etmeseydin lan. Ne biçim adamsın lan sen? Dağda mı yetiştin? Ötür! Ben! Olay büyüdü tabii. Tabii ki büyüdü. Eğer bir özür dileseydi bu hale gelmeyecek. Olay hiç büyümeyecekti. Bugün evde miydin bütün gün? Sabah işe gittim, sonra da geri geldim. Baktım ki Reha'nın evinin önünde polis kaynıyor. Reha muhakkak birileriyle gene kavga etti diye merak ettim, baktım. Tabii canım, Almanya'da dayımlardaydım da diyebilirsin yani. Sen onu bunu bırak da, şahidin var mı? Yapmayın komiserim, yani ben mi öldürdüm Reha'yı? Ben ne bileyim birader, kim öldürdü? Biz de onu araştırıyoruz işte. Sen söyleyeceksin artık. Şahidim tabii ki var. Asistanımla beraber çalıştım. Yarım saat önce geldim. İsterseniz sorabilirsiniz. Tamam, soracağız. Ona da soracağız ama önce merkeze gideceğiz. Niye? Yazılı ifade vereceksin, parmak izi, swap vereceksin. Hayda. Ne yapıyorsun? Avukatımı arıyorum. Sizce bir mahsuru var mı? Ya çiçekçisinden komşusuna herkes kafayı yemiş burada ya. Ne bileyim, zaten adamın kendisinin aklı başında değildi ama. Çıkar ağzındaki baktı, hadi. Ne bileyim, kız daha ilk dakikadan yalan attı galiba. Reha ile çok fena kavga etmişler 2 hafta önce. O da bugün evden çıkarken arabasıyla komşunun arabasına vurmuş, basmış gitmiş. Ondan kavga etmişler. O yüzden mi karakolluk olmuşlar? Evet. Ama komşu da yani pek aklı başında sayılmaz. E tamam, çocuklar buradayken komşunun eviyle arabasına baksınlar o zaman. İşte o zor biraz ya. Neden? Ya adam ilk dakikadan daha hemen avukatını aramış. İşimiz zor yani. Avukatını mı aramış? Komiserim. O muymuş gerçekten? Tayfun'la üvey babanızın arasındaki kavganın sebebini bilmiyorum demiştiniz. Evet, bilmiyorum. Tayfun'un arabasına çarpmışsınız. Bu yüzden bir kavga etmişler. Evet. Peki siz neden kavga ettiniz? Kimle? O gün bahçede üvey babanızla kavga ediyormuşsunuz. Hı. Ama güzel bir sebebi yok. Babam biraz otoriter bir adamdı. Önceki akşam eve geç gelmişti. Bu yüzden olur. Ne işin var bu saatte kızım dışarıda? Sen genç kızsın. Duyan da seni yobaz biri sanacak. Yobazlık değil bu kızım. Telefonun kapalıydı, merak ettim. Of ya, çocuk değilim ben. Benim bir hayatım var, tamam mı? Tamam, anlıyorum ama biz de senin aileniz. Beni düşünmüyorsan anneni düşün. Bak kaç gecedir birlikte akşam yemeği yemedik. Haberin var mı senin? Tamam ya, yeriz bu akşam. Nereye gidiyorsun? Sana ne ya? Hiçbir yere gidemezsin. Giderim. Ben de o sinirli arabaya attım. Tayfun'un arabasına çarptınız. Ya çarpmak sayılmaz. Abartmıştır kesin o. Peki niye en başında söylemediniz onu? Dedim ya, arabaya atlayıp gittim. Kavga ettiklerini görmedim ki. Ne yazık ki söyleyebileceğim fazla bir şey yok Orhan.
başının arkasına sert bir cisimle vurulmuş. Yarada toprak kalıntıları tespit ettim. Beton zeminde bulduk ama. Belki de bahçeden aldığı herhangi bir şeyle vurmuş olabilir. Ne olabilir? Sert herhangi bir şey. Aldığım kalıntılar incelenmesi için kriminele gönderdim. Peki ölüm saati? Öğlen 2 ila 4 arasında. Darp izi, DNA hiçbir şey yok mu? Sadece başındaki darbe. Bu sefer işimiz zor ha. Ne zaman kolay oldu? Melike Hanım. Eğer yazılı ifade için geldiyseniz ben götüreyim sizi. Yok hayır, ifademi verdim ben. Orhan komiserle konuşmaya geldim. Anladım ama kendisi dışarıda. Şimdi ben yardımcı olayım. Sakıncası yoksa beklemek istiyorum. Hayırdır? Özel bir durum var da. Ha. Tamam, nasıl isterseniz. Teşekkürler. Muhammed. Gelsene. Melike Hanım'ı bizim odaya götür. Orhan başkomiser gelince görüşecek. Başla komiserim. Ne haber? Var mı bir şey? Daha yeni başladım. Oo, sen de kızım amma yavaşmışsın ya. Zeynep olsa şimdi öttürürdü buraları vallahi. Zeynep mi? Benden önceki şefin adı Bahar değil miydi? Yok, ondan önceki şefti Zeynep. Üf, ilk şeflerden yani. Düşün, daha kriminoloji yoktu. Zeynep vardı. Tabii, tarih oldu yani. Üzüldüm yani. Başına bir şey mi geldi? Yok. Gelen benim başıma geldi. Ay çok gizemli konuşuyorsunuz komiserim. Neyse bırak hiç girmeyelim bu mevzuya. Yoksa akşama kadar zor çıkarız vallahi. Hı. Melike Hanım, bir şey mi oldu? Sizinle konuşmak istiyormuş başkomiserim. Selim komiserim odaya almamı söyledi. İyi yapmışsın, sağ ol. Bir şey içer misiniz? Yok komiserim, teşekkür ederim. Sorun neydi? Yalnız konuşabilir miyiz? Merak etmeyin, Selim komiser dosyayla ilgili her şeyi biliyor. Ama bu biraz garip bir durum. Nasıl garip? Yani anlatacaklarım size garip gelebilir. Melike Hanım, gizemli konuşmayı bırakıp açıkça anlatsanız derdinizi. Peki. Reha. Benim kocam değildi. Nasıl değildi? Yani öyle değil. Ölen adam benim kocam değildi. Evli değil miydiniz? Evliydim tabii ama o adam Reha değil. Yani evlendiğim adam değildi. Kim peki? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsunuz ya? Yaklaşık 6 ay kadar önce bir kaza geçirdim. Ne kazası? Hatırlamıyorum. Hafızamı kaybettim. Ama kanımda fazla miktarda alkol bulunmuş. Belki bu yüzden olabilir. E'si sonradan bir adam getirip... Bu senin kocan dediler. Her şey yolunda gözüküyor. Yalnız sizin bir süre istirahat etmeniz gerekir. Canım benim, çok endişelendim değil misin? Sen kimsin? Hatırlamakta biraz güçlük çekiyor. Beni gerçekten hatırlamadın mı hayatım? Tamam, tamam. Endişelenecek bir durum yok. Çok ciddi bir kaza geçirdiler. Yaşadığınız travma sonrası hafıza kayıpları görülebilen bir durum. Zaman içerisinde hatırlayacaksınız inşallah. İlk başta her şey yabancı geliyordu bana. Ev, kocam, yaşadığımız mahalle. Bir tek kızımı hatırlıyordum, o da tam değil. Sadece hissediyordum. Tıpkı o adamın Reha olmadığını hissettiğim gibi. İyi de nasıl olur böyle bir şey? Neden Reha'nın yerine başka biri geçsin? Reha sırları olan ilginç bir adamdı. Sürekli Avrupa'da seyahat ederdi. Biz de Danimarka'da tanıştık zaten. Bilmiyorum, belki de ajanlık yapıyordu. Ajanlık? Olamaz mı? Peki ya kızınız? O ne diyordu? Aynı şeyleri. Ama zamanla ben o adamın Reha'dan daha farklı biri olduğunu anlıyordum. Neden hiç kimseye bir şey söylemediniz? Aslında birkaç kez Bade'ye bahsettim. Doktorla konuşmamı söyledi. Doktor da hafızamın bana oyunlar oynadığını, bazen böyle düşünmemin normal olduğunu söyledi. Ama eminim o adam kesinlikle Reha değildi. Madem kocanız olmadığını düşünüyordunuz, neden boşanmadınız? Zamanla ona alışmaya başlamıştım. İyi bir adamdı. Bir dediğimi iki etmiyordu. Ondan hoşlanmaya başlamıştım. Peki şimdi ne oldu da bize söylemeye karar verdiniz? Belki katili bulmanıza faydası olur diye düşündüm. Peki bunun sizden başka bilen biri var mı? Kızım ve psikiyatristim.
Bazı ilaçların kısa ya da uzun süreli hafıza kaybına yol açtığı bilinir. İşte bir örnek. Kadın, adam ve köpek yatak odasındaydı. Kadında 99, adamda 79 bıçak darbesi saydılar. Bir o kadar da köpekte. 3 güne varmadan katili buldular. Adam 29 gün sonra o gece eve girdiğini, 5 ay sonra kadını ve köpeği değil ama adamı öldürdüğünü kabul etti. Aslında adam fazla miktarda kullanıldığında insanı şiddete yönlendiren ve hafıza kaybına yol açan, kimi ülkelerde artık satışı yasak, kimi ülkelerde reçeteye tabi bir benzodiazepin türevinin bağımlısıydı. O gün de aşırı miktarda ilaç aldığı ortaya çıktı. Eğer delillere rağmen ben yapmadım dediği ilk sorguda Stockholm polisinin aklına idrarını aldırıp inceletmek gelseydi neden inkar ettiği baştan anlaşılacaktı. Ne diyorsunuz? Sizce yalan mı söylüyor? Olabilir. Kızın resmen uçmuş ya. Yok ajan olabilirmiş de, yok bilmem ne. Ha belki de komple toptan her şeyi uyduruyor yani. Ne diyorsun yani? Şizofren olabilir. En iyisi kızı ve psikiyatrisiyle konuşmak. Tayfun ne oldu? O iş yaş. Olay saatinde iş yerindeymiş. Babam, ben çocukken vefat etti. Küçük yaşta Danimarka'ya taşındık. Ben orada büyüdüm. Sonra üniversite için de Almanya'ya gittim. Anneniz Reha Bey'le ne zaman evlendi? Ben Almanya'dayken tanışmışlar. Apar topar evlenmeye karar vermişler. Karşı çıktım tabii. Sonra? Sonra annem aradı. İstanbul'a gelip Yıldırım nikahı yapmışlar. Sizden habersiz. Evet. Benim finallerim vardı. Kafamı derslere veremem diye bana söylememiş. Çok sinirlendim. Ama gerçekten de sınavlarım vardı. Daha sonra? Sonra sınavlarım bitince ben İstanbul'a gelip otele yerleştim. Neden? Çok kızgındım komiserim. Yani ne yapacağımı bilmiyordum ki. Annemi hayatımdan silmek isterken olmadık bir şey çıktı işte. Anneniz kaza geçirdi. Evet. Reha aradı beni. Annen kaza geçirdi diye. Tabii apar topar hastaneye gittim. İlk başta beni bile hatırlamıyordu. Ama sonra yavaşça hafızası yerine gelmeye başlamıştı. Beni hatırlıyordu. Bu gecenin sürprizine hazır mısınız? Bu gece en sevdiğin yemeği yapacağım sana. Bir şey demedin. Mersi. Neyse, sen şimdi dinlen canım. Yemek bir saate kadar hazır olur. Bu adam benim kocam değil. Saçmalama anne ya. Kızını hatırlıyorsun, kocanı mı hatırlamıyorsun? O değil diyorum sana. Yapma anne. Sana dedim şu adamla evlenme diye. Tutturdun, aşık oldum diye. Şimdi ne oldu? Anlamıyorsun değil mi? Bu adam benim kocam değil. Hemen psikiyatristini aradım. Annem ilk başta onu anlatmak istemedi. Ama sonra ikna ettim tabii. Psikiyatristi bu tür travmalar sonucu bu tepkilerin doğal olduğunu söyledi. Zaten yavaş yavaş da hafızası yerine gelmişti. Reha iyi bir adamdı aslında. Çok mutluydular. Benim de kanım ısınmıştı. İlk defa gerçek bir aile olmuştuk. İki şeker dedi mi? Tek. Sağ ol. Mersi. Ne yapıyorsun kızım? Kaçırdım anne, geri alıyorum. Madem mola verdik. Hazır mısın? Neye? Harika bir hafta sonuna. Ne? Nereye gidiyoruz? Tatile. Bade ne olacak? Ben zaten çocuklarla hafta sonu konsere gideceğim. Siz beni merak etmeyin. Harika. Her şey yoluna girmişti yani. Evet. Bade Hanım bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Niye ağlıyorsunuz? Annemin psikiyatristiyle konuştunuz mu? Daha değil. Onunla konuşsanız iyi olur. Neden? Lütfen söyler misiniz? Sorun ne? Komiserim,
Annemin paranoyaları son günlerde daha da fazla depreşmeye başladı. Reha için benim kocam değil deyip duruyordu. Birkaç küçük hezeyan geçirdi. Anlayamadım. Siz şimdi annenizin kocasını öldürmüş olabileceğini mi söylüyorsunuz? En iyisi annemin psikiyatristiyle konuşmamız. Komiserim. Ne haber Emre? Ne buldun? Şuna bir baksanıza. Ne bu? Reha'nın Cenap Kunt isminde bir adamla ortaklığı varmış. Ne var burada? Daha yeni başlamışlar birlikte çalışmaya. Evet, hala anormal bir şey göremiyorum. Adam emniyette desem? Ben de sinirlenmeye başlıyorum desem? Adam gözaltında. Niye? Bu öğle saatlerinde bir tefeciyle kavgaya karışmış. İşte bu iş giderek ilginçleşmeye başladı. Kadının psikiyatrisiyle konuştuk. Bir iş yemeğindeymiş. Yemek biter bitmez gelecek merkeze. Güzel. Cenap için ne düşünüyorsun? Vallahi ne bileyim. Tefecilerle mefecilerle iş yapıyor bilmem ne. Bir sağlam babuca benzemiyor yani. Zaten biz onu aldırmadan o kendi ayaklarıyla tıpış tıpış geldi kucağımıza. Ne iş yapıyorlarmış? İkisi beraber ortaklaşa bir pazarlama şirketi açmak için ticaret odasına başvuruyorlar. Ama daha şirket kurulamadan adam öldürüldü. Para meselesi olabilir mi? Bilmem. Gidip sorayım. Komiserim, ifademi aldılar. Tam bırakıyorlardı. Ne oldu şimdi? Bir taşla iki kuş oldu. Anlamadım. Cenap Kunt, 40 yaşında. Maktul'ün eski ortağı. Sen bu Reha Tansel. Tanıyorsun değil mi? Adını bile duymak istemiyorum herifin. Siz nereden biliyorsunuz? Sen bir sorularıma cevap versen önce. Nereden tanıyorsun? Birkaç ay önce tanıştık. Yıllarca yurt dışında çalışmış. Bir sürü referans gösterdi. Güya bu işleri çok iyi biliyormuş. Beni bir pazarlama şirketi kurmaya ikna etti. Kurdunuz mu şirketi? Başvuruyu yaptık. 50-50 ortak olacaktık. Sonra evdeki hesap çarşıya uymadı. Salak gibi gidip tefeciden 300 bin lira borç aldım. Meğer hiç bilmiyormuş bu işleri. Herifin bildiği yokmuş. Tefeci kapıma dayandı. Siz ne yaptınız? Reha'ya gittim. İşi biliyorum dedin, kandırdın beni. Dur be oğlum. Daha dün bir, bugün iki. Ulan tefeci kapıma dayandı. Ne yapacağım ben şimdi? Ticaret bu dostum. Batmak da var, çıkmak da. Allah belanı versin. Seninle iş yapan da kabahat. Sonra da sinirlenip öldürdün değil mi adamı? Ne? Yemin ederim komiserim. Evet çok kızgındım ama direkt arabamı atlayıp evime gittim. Bırak lan bana martaba lokmayı. Her şey seni işaret ediyor işte. Kim? Ne işaret ediyor? Ne zaman gittin sen Reha'ya? Öğlen saatlerinde. Tamam işte. Reha'nın öldürüldüğü saatlerde. Komiserim yemin ederim ben evden çıktığımda adam yaşıyordu. Peşinden geldi değil mi? Ne? Bahçede yakaladı seni, tartıştınız. Sen de dayanamayıp patlattın adamın kafasını. Komiserim siz iyi misiniz? Ne bahçesi ne patlatması. Ben direkt olarak atlayıp arabama evime gittim. Tamam anlaşıldı. Kolay kolay öpmeyeceğim yani diyorsun. Komiserim vallahi ben masumum. Bakalım göreceğiz. Evinde ve arabanda arama yapacağız. Tamam nereyi isterseniz orayı arayın. Ben masumum diyorum size. Tefeci de işin içinde olabilir. Onun da ifadesini alalım. Ne bileyim ya. Kızı da karısı da bir acayip. Birlikte mi yaptılar diyorsun? Yani ne bileyim saçma gibi de duruyor aslında yani. Zengin olan kadın. Ne alakası var? Belki tefeci parasını istedi. Adam da bunlardan parayı çaldı. Ya da Cenap parayı ödemeyince tefecilere gidin Reha'dan alın dedi. Reha da bende param var yok deyince tefeci de kızdı adamı temizledi. Yani olmayacak şey değil. Ya komşu? Tayfun mu? Evet. Bir tek o kalıyor geriye. Şahitleri var dedin. Yani yalancı şahitten bol ne var memlekette? Doğru söylüyorsun. Onu da tutalım o zaman. Psikiyatrist ne oldu? Vallahi bilmiyorum. Yani sizinle beraber ben de bekliyorum. Çıktı mı bir şeyler? Galiba cinayet aletini bulduk. Hadi ya neymiş? Onu henüz bilmiyoruz. Ne buldun? Hem kurbanın başından alınan hem de bahçeden alınan toprak örneklerinde demir sülfat tespit ettik. O ne? Bildiğin gübre Selim. Ha. Ne oluyor öyle Gamze Hanım? Demir sülfat falan. Direkt gübre falan desene havalı mı oluyor öyle deyince? Mesleki alışkanlık komiserim. Ya neymiş? Silah neymiş yani cinayet silahı? Bahçeden alınan sert bir cisim. Aynen öyle başkomiserim. Ne olabilir peki?
resmi olarak bir şey söyleyemem ama şahsi fikrimi soruyorsanız eğer, üzerine gübre kalıntıları bulaşmış bir taş olabilir. Olay yeri inceleme ekipleri maktulün ortağı Cenap Kunt'un aracında arama başlattı. Kubilay, şuraya baksana bir. Hemen örnek alın. Buyurun Selim komiserim. Yok, Cenap'ın arabasını inceliyoruz. Gidip evi tekrar inceleyin. Kriminal yarada gübre tespit etmiş. Cinayet silahı bahçedeki taşlardan biri olabilir, tamam mı? Baş üstüne komiserim. Buyurun şöyle. Başkomiserim Serpil Hanım. Lütfen buyurun. Sanırım sizi niye çağırdığımızı biliyorsunuzdur. Komiser Bey söylemişti. Melike Hanım'la ilgiliymiş sanırım. Kocası öldürüldü. Duydum. Serpil Özer, 35 yaşında, psikiyatrist. İnanın ilk defa böyle ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Melike Hanım, ölen adamın kocası olmadığını söyledi. Açıkçası insan beyni hala sırlarla doludur. Her ne kadar kazadan sonra tedavisini ben üstlenmiş olsam da bazı durumlarda beni bile şaşırtıyordu. Ne gibi? Melike Hanım kazadan sonra beyin travması geçirmişti. Bu tür beyin travmalarında bunun gibi konfüzyonlar ve sanrıların olması son derece olağandır. Açıkçası bizim bilmek istediğimiz Melike Hanım'ın akli bir rahatsızlığı olup olmadığı. Nasıl yani? Yani paranoya, şizofreni gibi. Yok, hayır. Emin misiniz? %100 değil ama öyle bir durum olsaydı bugüne kadar fark ederdim. Ama yine de isterseniz bazı testler yapabiliriz. Ani bellek kaybı, akut beyin hasarına yol açan travmalardan sonra bazı hastalıklar, aşırı stres yaratan olaylar ve bu sırada kullanılan alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı yüzünden ortaya çıkar. Araştırmalara göre katillerin %25 ila 40 kadarı ne yaptığımı hatırlamıyorum hakim bey şeklinde kendini savunur. İster suça karışmış olsun, ister olmasın, hatırlamıyorum diyenlerin numara yapıp yapmadıklarını ancak bu alanın deneyimli uzmanları uzun görüşmeler ve değişik testler sonucunda anlayabilir. Başına aldığı bir darbeyle olanları unutan, ikinci bir darbeyle hafızasını geri kazananlar sadece filmlerin bir gerçeğidir. Yoksa ikinci darbe kişiyi düzeltmek şöyle dursun, öldürebilir bile. Kolay gelsin. Sağ ol. Bunlar Canap'ın arabasından. Bahçeyi aradınız mı? Cinayet silahından bahsediyorsun. Evet. Senin komiserim daha yeni söyledi. Birazdan gidip bakacağız. Başka bir şey var mı? Ne yaptığını alışabildin mi? Diğer taraf daha rahattı. Burası bayağı yoğunmuş. Anlamıyorum. Buraya da gelen yerinde durmuyor. Hemen gidiyor ya. Aa, yok yok. Benim keyfim yerinde. Bahar da başta öyle diyordu ama büyük konuşmayacaksın. Ya şu Zeynep. Bahar'dan önceymiş galiba. Evet. New York'a master'a gitmiş. Vay be, şansa bak. Yani şans mı değil mi bilmiyorum. Bayağı bir zeki kızmış. Darısı başımıza diyelim o zaman. Ne oldu? Biraz önce bayağı keyfim yerinde diyordun. New York deyince durum başka oluyor tabii. Bizim bayağı bir işimiz var. Hadi ben kaçayım. Bir imza alayım. Kolay gelsin. Sağ ol. Neredesin bugün? Siz gelmeden şu toprak örneklerini bitireyim istedim. İyi, güzel, süper. Nasıl çıktı bir şey? Cenap'ın arabasından alınan toprak örnekleriyle evin bahçesinden alınan toprak örnekleri tutuyor. Her ikisinde de demir sütfat var. Tamam, rapor hazırla. Sen süpersin, on numarasın. Çok güzelsin ya. Hadi görüşürüz. Sen şimdi Reha ile evin içinde konuştun değil mi? Evet. Bahçeye gitmedin yani. Yok.
Bu ne? Boş kağıt. Ne bileyim ben de. Bu ne? Ne bu komiserim? Anlatayım ben. Anlatayım. Şimdi bu senin Reha'nın bahçesinde fink attığını gösteren adı belge. Anlamadım. Anlatayım. Orasını da anlatayım. Sen şimdi evin içine girelim dedin ya, orada konuştum dedin ya. Belki de komple onları da salladın. Yani evin içine girmedin bile. Yok komiserim, vallahi girdim. Kes lan! Girdin, girmedin. Problem değil. Ama sonuçta bahçeye de gittin. Değil mi? Gittin, oradaki gübreye bastın. Reha ile tartıştın. Sonra da taşı kafasına çaktın. Ne taşı komiserim? Böbrek taşı. Değil herhalde. Bilmiyoruz. Ama bulacağız. Muhtemelen üstünde DNA'nı da bulacağız. Şimdi sen anlat başa başa işin doğrusunu yanlışını. Biz de savcıyla konuşalım. İşbirliği yaptı diyelim. İyi hallen. En azından müebbetten yırtarsın yani. Yemin ederim komiserim, ben kimseyi öldürmedim. Size kaç kere söyleyeceğim. Bu ne lan o zaman? Bu ne? Ne işin vardı onun bahçede? Çiçek mi diktin? Konuşsana lan. Tamam. Ne tamam? Tamam işte, kabul ettim. Neyi kabul ettin ulan? Öldürdün yani adamı. Tövbe komiserim, ben kimseyi öldürmedim. O zaman? Aslında bahçede tartıştık. Ulan hakikaten beni var ya, hepiniz böyle toplanıp beni tımarhanelik edeceksiniz ha. Hakikaten kafayı yedireceksiniz bana lan. Vallahi komiserim, Reha'nın cesedinin bahçede bulunduğunu öğrenince korkup söyleyemedim. Aslında anlattığım her şey bahçede olmuştu. Gittim de bahçeyle uğraşıyordum. Ne oldu? Ne işin var senin burada? İyisi o işte komiserim. Gerisi aynen daha önceden size anlattığım gibi. Adam öldürmedin ya. Tövbe komiserim, ne öldürmesi? O sinirle çekip gittim. Ne yedim? Yuttum. Bak kustum, çıkardım. Bak ne yazıyor burada? Müebbet. Yani Türkçesi ömür boyu hapis. Hadi görüşürüz. Yok yani. Savcı restini denedim. Müebbet hapis dedim. Falan dedim, filan dedim. Adam Nuh diyor, peygamber demiyor yani. Kabul etmiyor. Belki de adam masumdur. İnşallah. Yani öyle değilse o bahçede bulduğum gübreleri çuval çuval yedirttireceğim ona. Evet. Tamam, sakin olun. Tamam, geliyoruz hemen. Ne olmuş? Melike Hanım'ın bazı mücevherleri kayıpmış. Olaydan sonra yatak odamıza yatamıyordum. Bir süre diğer odada kaldım. Sonra eşyaları toplarken bir baktım, yok. Hiçbir mi? Çoğu, özellikle de pahalı olanlar maalesef. Altınlar, pırlantalar. Kızınız almış olamaz mı? Hayır, önce ona sordum, haberi yok. Nerede şimdi? Cenaze işlemleri için çıktım. Kasa falan yok muydu? Maalesef, komedinin çekmecesinde bir kutuda saklıyordum. Peki kaybolan mücevherlerin bir listesini yapabilir misiniz? Tabii ama hepsini hatırlayamayabilirim. Önemli değil. Hatırladıklarınızı yapın. Anne, Melike Hanım'a bir yardımcı olur musun? Melike Hanım, mücevherler sigortalı mıydı? Evet. Başkomiserim, mücevherlerin saklandığı komodinin yanında yerde bulduk. Hırsız kaçarken düşürmüş olabilir. Başka bir şey var mı? Komodinin üzerine bir de parmak izi tespit ettik. Tamam, hemen hepsini kriminale gönderin. Acil olduğunu söyleyin. Baş üstüne başkomiserim. İşler iyice karışmaya başladı. Hırsız mı öldürdü adamı? Yani ya da hırsızlık süsü verilmiş olabilir. Daha önce rastlamadık değil.
Tamam diyelim girdi, mücevherleri çaldı. Adamı niye öldürdü? Belki adam hırsızı gördü. Tamam, mantıklı. Belki de kadın planladı her şeyi. Nasıl yani? Yani birini tutup mücevherleri çaldırdı. Nasıl olsa sigortadan parasını alacak. Hırsız da adamı öldürdü. Hatta onu bile kadın söylemiş olabilir yani. Mücevherleri çal, kocamı öldür, mücevherler senin olsun. Ya ne kadar kötü niyetli bir adammışsın be. Benimle bir alakası yok ya. Millet manyak yani. Dünya manyaklarla dolu. Tecrübe ede ede. Ne yapalım? Biz de kafa çalıştırmaya başlıyoruz yani. Doğru, tamam. Bunu da kabul ettim. Broşun üzerinde kanızı tespit ettim. Eline batmış olmalı. Tamam, sonuçlar çıkar çıkmaz haberdar et bize. Tabii ama bir şey daha var. Ne buldun? Maktulün kafasından alınan toprak kalıntılarında kimyasal bir madde tespit ettim. Neymiş? Bahçe taşlarındaki paslanma, yosunlanma gibi lekeleri çıkartan bir solüsyon. Sen mi söylemiştin bahçe bakımıyla ilgilenen bir şirket var diye? Evet. Melike ya da Bade söylemişti bana. E tamam, bahçeyle kim ilgileniyor? Sonra bulup konuşalım. Herhalde bu soruya en iyi cevabı o verilmiş. Hayırdır? Broşun üzerindeki kan Bade'ye ait. İşte bu ilginç. Ama kız o broşu daha önce de kullanmış olabilir. Bizler öyle söylemiyor ama. Kan lekesinin yaşını analiz ettim. Sadece bir günlük. İşte bu daha da ilginç. Aferin Gamze. İyi yakalamışsın. Sağ olun başkomiserim. Olay yerinde ya da bir cisim üzerinde kan lekeleri. Kanın nasıl aktığı, kimin kanı olduğu belli. Ama ya ne zaman aktığı? İşte bu hayati sorunun cevabını vermek kolay değil. Yüzyıllık uğraşıya rağmen kan lekesinin yaşını tek bir yöntemle tam ve doğru olarak yanıtlamak henüz mümkün olmuyor. Atomik güç mikroskopisi, RNA yıkım hızı gibi fiziksel ve biyokimyasal yöntemler ard arda kullanılarak ayrıca sıcaklık, rutubet ya da güneş ışığının varlığı gibi çevresel etkiler göz önünde tutularak ancak yaklaşık bir değer verilebiliyor ama bir günlükle bir haftalık olanı birbirinden ayırt edilebiliyor. Bundan daha doğal ne olabilir ki komiserim? Yani ben o broşu kim bilir kaç kere takmışımdır. Anneme sakın ayırmayız biz. Birlikte mi kullanıyordunuz takıları? Evet, tabii ya. Geçen gün kolyenin birini alırken broşun iğnesi gelmişti, kanamıştı. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Öyleyse neden çağırdınız beni buraya? Çünkü kan izi bir günlüktü. Ne? Evet, böyle bir şeyi analiz edebileceğimizi tahmin etmediniz değil mi? Ama düşünüyorum da nasıl olur? Bade Hanım, artık uzatmayın isterseniz. Mücevherleri sizin aldığınız kesin. Neden? Neden? Annemin bir ilişkisi varmış. Ne? Nereden öğrendiniz? Onu söyledi. Hayır. Ama kocasına çok tuhaf davranıyordu. Sürekli onu tanımadığını iddia ediyordu. Biliyorsunuz ben de şüphelenmiştim zaten. Dün o olaydan sonra bir adam aradı beni. Annemle ilişkisi olduğunu ve kocasını da büyük ihtimalle bu yüzden öldürdüğünü söyledi. Bunu bana söylemediniz. Tehdit etti beni. Siz de biliyorsunuz zaten annemden şüpheleniyordum. O da her şeyi bildiğini ve bu bildiklerinin hepsini polise anlatacağını söyledi. Para mı istedi? Hayır, mücevherleri istedi. Daha önce görmüş olmalı. Nereye götürdünüz mücevherleri? Villanın aşağısındaki boş arsayı bırakmamı istedim. Adamı hiç gördünüz mü? Hayır, görmedim. Sadece beni aradı, numarasını biliyorum. Bana biraz sıkıyor gibi geldi. Biliyorum, hikayesi hiç inandırıcı değil ama annesini yine de bir sorguya alalım. Ya bu sefer ben gireyim sorguya. Tamam. Emre'ye doğru bakalım. Numaranın kime ait olduğunu tespit edebilmiş mi? Başla. Ne? Sevgilim mi varmış? Kimden duydunuz bunu? Siz önce bir söyleyin. Var mı, yok mu? Çok saçma. Hayatımdaki tek erkek kocamdı benim. Ama onun da kocanız olmadığını söylüyorsunuz. Kocam değildi demediniz mi Melike Hanım? Evet. Belki de her şeyi gerçek kocanızla planladınız. Yani
hafızanızı kaybetmeniz, sonra başka bir adamın hocanız olarak gelmesi, mücevherlerin çalınması, öldürülmesi falan olamaz mı? Delirdiniz mi? Bana inanmıyorsanız doktoruma sorun. Eminim belki o da işin içindedir. Psikiyatristin mi? Olamaz mı? Şaka değil mi bütün bunlar? Valla bana da sizin anlattıklarınız şakaymış gibi geliyor ama değil. Çünkü ortada bir ceset var. Sürekli hafıza kaybı oluşturma, CIA'in 1949'da başlayan ve yıllar sürecek olan zihin kontrolüyle ilgili gayretlerinin temel amaçları arasındaydı. Böylelikle kendilerine görev verilmiş olan elemanlar, misyonun tamamlanmasından sonra geçmişlerini ve yaptıklarını hatırlamayacaktı. Psikiyatr doktor Colin Ross, bilgi edinme yasası çerçevesinde elde ettiği 15 bin sayfa tutan belgeye dayanarak binlerce askerin bu deneylerde kullanıldığını göstermiştir. Ya bu ne iş böyle ya? Benim kafam iyice allak bullak oldu. Al benden de o kadar. Ya bir şey diyeceğim şimdi ama kızmasanız. Kızacağım bir şeyse söyleme. Kamera şakası falan mı bu ya? Ne? Demin yani baksana ya. Yok tefeciler, işte ajanlar, hafızası kayıp kadın, değiştirilen kocalar, bilmem neler. Ya biri çıkıp da el sallayın şu kameraya dese hakikaten sallayacağım yani şaşırmayacağım. Peki ya ceset? Gel. Başkomiserim, istediğiniz numarayı bulmuşlar. Badi'yi arayan numara mı? Evet başkomiserim. İrfan Kaçkar diye birine aitmiş. Adamı bulup sorgu odasını aldık. Sizi bekliyoruz. Vay. Tamam, sağ ol. Vay be, helal olsun ha. Şunlara bak, fantom gibiler maşallah. Aynı benim gibi yani, şıp diye uyuyorlar. Ne oldu, fantom Selim'i sevmiyorsun sanıyordum. Yani Süpermen'i tercih ederim tabii şimdi. Tamam, hadi gidip şunu sorguya çek iyice. Rica mı yapıyorsunuz? Şu bahçe bakımını yapan şirket ne oldu ona bakacağım. Belki sonra gelirim. İrfan Kaçkar, 40 yaşında. Nihayet. Neden burada olduğumu açıklayacaksınız artık. Benim açıklamaları sen yapacaksın koçum. Ben oturup dinleyeceğim. Beni niye buraya getirdiğinizi bilmiyorum ki. Yalan atma be koçum ya. Hadi anlat. Nerede mücevherler? Dökül, sökül, öt. Ne mücevherler ya? Ne oluyor? Benim mücevher... Ulan sen kadının kızını arayıp tehdit etmedin mi? Mücevherleri getir demedin mi? O mücevherleri soruyor. Ben mi? Yok, babam. Komiserim vallahi bir şey anlamıyorum. Baştan anlatsanız ne oldu, ne kadını, ne mücevheri? Ulan sen bu Bade'yi arayıp annenin sevgilisiyim ben demedin mi? Kimi? Ne sevgilisi? Ya yemin ederim komiserim ben kimseyi aramadım. Aramışsın ulan işte. Çıldırtmalar adamı aramışsın. Araba kaydı var burada. Saati var. Hadi be, ben bu işte bir alt olduğunu anlamıştım zaten. Ha konuş, konuş. Sen konuş böyle, bilmece gibi lafı dolandır. Ben de iyice derleneyim, seni hastanelik edeyim daha güzel, olur mu? Sandığın gibi değil komiserim. Vallahi bak, bizim kahvede otururken yanıma bir adam geldi. Ha telefonunu istedi senden. Yemin ederim aynen öyle oldu. Allah Allah, kimdi? Bilmiyorum ki. At bir şey ya, salla salla. Böyle sen güzel yazıyorsun sen, at de. Dedemdi de, bir şey de yani. İstemenin isteğine inanmayın. Gerçek bu. Adam geldi, telefonumu istedi benden. Ha. Sen de çıkardı, paşa paşa verdin. Acil dedi. Telefonumun şarjı bitti, karım hamile. Merak eder beni dedi. Verdim işte. Eşek saatime denk geldi. Affedersiniz. İyi madem. Senin de semerini vurmadan göndermeyelim biz seni. Mor da çok yakışacak sana. Adam yazdıkça yazdı yani. Böyle yazdı hikayeyi resmen. Senaristlik yapsın daha çok para kazanır ha, valla. Mecbur saldın gitti tabii. Yok, Emre'yi tuttu hala orada. Hayali eşkal çizdiriyor iki saattir. Efendim Kubi. Tamam, geliyorum. Ne olmuş? Bahçe bakım şirketinden bir görevli olay yerine gelecekmiş. Sen şu İrfan'ın işini hallet. Evini, iş yerini iyice bir arasınlar. Bakalım mücevherlerden bir iz bulabilecek miyiz? Tamam. Melike ile ikisini bir yüzleştirsek mi? Belki bir şey çıkar. Arabaları hallet, bakarız. Tamam. Belirli bölgelere uyguladık solüsyonu. Paslanma ve yosunlanma olay geldi. Peki nereler olduğunu hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum komiserim. Şuraya, şu taşlara, bir de bu taş yolunu olduğu gibi uyguladık.
Burada bir tane daha alması gerekiyor herhalde, değil mi? Geldiğimizde hepsi tamdı. Tamam, başına bunlardan bir tanesiyle vurmuş olabilir. Arama yaparken dikkatli olun. Tamam başkomiserim. Teşekkürler. Selim. Geç kaldınız. İrfan'ın evinden bir şey çıktı mı? Yok, ne gezer. Belki de banka kasalarından birine koymuştur falan diye bütün hesaplarını inceletiyorum. Siz niye geciktiniz böyle? Hastaneye gittim. Ne oldu ya? Bacağınız bir şey mi oldu? Korkma, kendim için değil. Şu Melike'nin hafıza kaybı meselesi kafama takıldı. Kazadan sonra doktorla konuşmanın iyi olacağını düşündüm. Bulabildiniz mi? Görüştüm bile. Melike kendine geldikten sonra kızını hatırlamış. Ama Reha için bu benim kocam değil diyormuş. E tamam. Bir kocası olduğunu hatırlıyor ama, değil mi? Evet, ama adamın aynı kişi olmadığını söyleyip duruyormuş. Doktor da şoktan kaynaklandığını düşünmüş. Ama yani zaten psikiyatrist de bunun normal olduğunu söylemişti, değil mi? O kaza neden oldu sence? Hem kadın alkollüymüş, öyle değil mi kızım? Hayır, onu sormuyorum. Bade'nin anlattığına göre annesi Reha'ya aşık olmuş, evlenmişler. Evlendikten çok kısa süre sonra kaza olmuş. Değil mi? Daha yeni balayında sayılırlarmış. Ha, anladım ya şimdi. Yani şimdi daha yeni evlenmiş, balayında bir kadın, gecenin bir yarısı alkollü, tek başına nereye gidiyordu diyorsunuz? Aynen öyle. Belki de arkadaşından dönüyordur. Tamam, ben de çok inanmadım bu söylediğime. O gece o evde bir şey oldu Selim. Ya, muhtemelen kavga etmişlerdir. Ya, biz yine de gidip bakalım. Kazadan önce oturdukları ev Darıca'daymış. Melike'nin ailesinin evi. O zamandan beri boşmuş. Etrafı iyice kolaçan edin. Şu kapıyı da açın bakalım. Komiserim. Kapıyı açtık komiserim. Bakın bakalım burada da ne var? Bir şey gömmüş olabilir dedim. Olabilir. Bir kazın bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar aradığımız taşı buldum galiba. Sen kuru getir açayla. Evet, çok benziyor. Efendim komiserim. Kubi, iyi dinle şimdi beni. Yanına birkaç kişi alıp Darıca'ya gelmen lazım, tamam mı? Hayırdır, bir şey mi oldu? Gelince anlatırım. Tamam komiserim. Açeli, İbrahim, toplanın, Darıca'ya gidiyoruz. Bir şey olduğuna emin misiniz komiserim? Belli olmasın diye çok derine gömmüş olabilirler. Bak şey var. Araba. Tamam, çıkarın bakalım neymiş. Of, bu ne böyle ya? Gömüleri çok olmuş herhalde, çürümeye başlamış. İyi de kim bu? Arkadaşlar hemen otopsiye götürün. Ulan bir çürümüş cesedimiz eksikti ya, tamam. Eve de girin, iyice araştırın. DNA, parmak izi ne varsa toplayın, tamam mı? Varsın o komiser. Adli tafonomi, ölümden sonra insan bedeninin akıbetini, yani bozulup dağılmasından toprağa, suya, havaya ve başka canlılara karışmasına dek geçen süreyi inceleyerek kişinin kim olduğunu, nasıl ve neden öldüğünü cevaplamaya çalışır. Çünkü sadece kemik parçaları kalmış olsa bile ölenle ilgili birçok şey söylenebilir. Örneğin Moğolistan altaylarındaki bir arkeolojik kazıdan çıkan 2500 yıl kadar önce yaşamış savaşçıların kemiklerinde hançer, balta, ok yaralanmalarının yanı sıra kemik iltihabı dahi tanımlanmıştır.
Ece ne haber, nasıl gidiyor? İyi. En az 6 ay önce gömülmüş. Biliyorsun böyle durumlarda net bir şey söylemek çok zor. Nasıl öldüğünü söyleyebilir misin? Bıçaklanmış gibi görünüyor. Parmak izi alabildin mi? Evet, ama çok zor oldu. İncelenmesi için DNA'sını da alıp kriminele gönderdim. Ayrıca bir de üzerinde kırmızı kazak vardı. Onu da gönderdim. Kimlik tespiti için işe yarayacak hiçbir şey yok mu elimizde? Aslında boynunda bu vardı. Kazakla birlikte gönderecektim ama belki görmek istersin diye düşündüm. Hamza Hanım, istediğiniz rapor hazır. Teşekkür ederim. Ne haber? İyidir. Ev yemeği aldım size. Mis. Vallahi. Kendine? Yedim. İşler iyice karıştı. Bence yerine oturmaya başladı. Bak sen. Anlat o zaman. Siz o gece evde bir şey oldu demiştiniz ya. Evet. İşte olan bu. Cinayet işlendi. Aynen öyle. Melike ile Reha birlikte yaptılar. Belki de Reha tek başına yaptı. Melike de öğrenince arabaya atladı gitti. Kaza oldu. Sonra da ben hiçbir şey hatırlamıyorum, hafızamı kaybettim diye işten yırtmaya çalıştım. Belki de gerçekten bir şey hatırlamıyordur. Ama hatırlayınca... Reha'yı ortadan kaldırdı. Ya da cinayeti Melike işledi. Zaten içkiliydi. Sonra da olanları hatırlayınca da ötmesin diye Reha'yı öldürdü. Daha mantıklı gibi ama gelip o adam benim kocam değildi dediğini unuttun. Hep bir amanız var değil mi? Aslında çok var ama... Otobüste kimliğini bulabileceğimiz bir şey çıkmadı mı? Sadece boynunda bir kolye varmış. Melike'ye göstersek mi? Belki bir şey çıkar. Evet. Kriminal raporları çıktı başkomiserim. Cesedin sarılı olduğu Brandon'ın üzerinde parmak izi tespit ettik. Kim olduğu belli mi? İşte buna çok şaşıracaksınız. Reha Tansel. Adamı Reha görmüş o zaman. İyi de kim bu adam? Belki de Melike'nin gerçek kocasıdır. Kadın doğruyu söylüyorsa. Aylar önce gömülmüş eşya üzerinde parmak izi nasıl bulunur diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Aslında daha eski olanlarını bile bulmak mümkündür. Örneğin Çek Cumhuriyeti'nin doğusundaki Dolni ve Stoniche ve Pavlov kazılarından çıkan heykelciklerdeki parmak izleri tam 25 bin yıllıktır. Şimdilerde arkeologlar buluntular üzerindeki parmak izlerini bir veri tabanında toplamaya çalışıyor. Birinci yüzyıldan kalma bir Güney Amerika seramiği üzerindeki parmak izi, Roma kazılarında çıkanlardan birinin üzerindekiyle tam olarak uyuşursa, dünya tarihinin yeniden yazılacağından hiç kuşkunuz olmasın. Kocamındı. Ben almıştım ona. Anlayamıyorsunuz galiba Melike Hanım. Bu kolye Darıca'daki evinizin bahçesinde bulduğumuz cesetten çıktı. Ben size söylemiştim. O adam benim kocam değil demiştim. Yoksa kocamı öldürüp yerine mi geçmiş? Kaza gecesini hatırlamıyor musunuz? İnanın çok zorladım kendimi ama yok. O geceye ait hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama kolyeyi hatırlıyorum. Kocama aitti. Ben hediye etmiştim. Neden birisi kocanızı öldürüp yerine geçsin? Üstelik hafızanızı kaybedeceğinizi bilmesi imkansız. O kaza olmasaydı unuttuğunuz hiçbir şey olmayacaktı. Belki de benim kazamı da o planladı. Olamaz mı? Kazayı planlasa tamam. Ama hafızanızı kaybetmenizi planlaması imkansız. Evet. Darıca'daki evden aldığımız DNA ile bunlar cesetin DNA'sı aynı. Ciddi misin kızım sen ya? Evet komiserim, aynı kişiye aitler. O zaman bulduğumuz ceset gerçekten de... Gerçek Reha Tansel'e ait. Hayda. Bizim daha önce Reha Tansel diye bulduğumuz adam kim? Onu bilmiyorum ama belki vereceğim bilgi işinize yarayabilir. Neymiş o? Hani bu bahçede bulduğumuz taş vardı ya, cinayet aleti olduğundan şüphelendiğimiz. Evet. Taşın üzerinde bir kadın DNA'sı ve erkeğe ait kan izi tespit ettim. Tamam, kan kurbana ait. Evet, sahte Reha Tansel'e. Peki kadın DNA'sı? Şimdi sıkı durun. DNA Bade Tansel'e ait. Adamı Badem öldürmüş. Kim olduğunu da biliyordur herhalde.
Hayır, bilmiyorum. Ama onu öldürdünüz. Ben kimseyi öldürmedim. Kafasına vurduğunuz taşı bulduk desem bir şey değişir mi? Sadece annemi korumak istemiştim. Onun Reha Tansev olmadığını biliyordunuz. Hayır. O gün öğrendim. Yağmur yağdığı için koşudan erken dönmüştüm. Onun da evde olduğunu bildiğim için geldiğimi haber vermek istedim. Telefonla konuşuyordu. Her şey yolunda. Hiç merak etme. Made daha önce adamı hiç görmemiş dedim ya sana. Hatta annesi de sürekli bu benim kocam değil dedikçe annesinin deli olduğunu zannediyor. Merak etme, akıl hastanesine gitmesine az kaldı. Miras yedi olacağız ya. Başka şey düşünme sen. Annem en başından beri haklıymış. Adam dolandırıcının tekiydi. Her şey yalanmış. Mutluluğumuz, ailemiz. Tek derdi paraydı. Annenizin kocasını öldürüp yerine geçmiş. Akıl alır gibi değil. Şok oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Bana gel bu işe birlikte devam edelim. Annenin servetini de paylaşalım dedi. Birlikte hayatın tadını çıkarırız. Fena mı? Ne diyorsun sen ya? Sapık herif. Mahvedeceğim seni. Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin. Eğer bunu birine anlatırsan var ya öldürürüm seni. Şu çeneni kapalı tutacaksın. Eğer konuşursan öldürürüm seni. Öldürecekti. Sadece kendimi korumak istedim. Ama sonra o konuştuğu adam sizi aradı. Evet. Yani ne yapacağımı bilemedim ki. Size de söyleyemezdim. Mecburen çaldım mücevherleri. Başkomiserim bir saniye bakar mısınız? Gerçek Reha Tansev'in üzerinden çıkan kırmızı kazak vardı ya başkomiserim. Evet. Onun üzerinde kusmuk lekeleri tespit etmiştim. DNA sonuçları çıktı. Çünkü yerine geçen adama mı ait? Hayır. Ona ait. Aslında bir şey daha var. Çok önemli. İrfan Kaçkar. Şu Bade'yi arayan numaranın sahibi mi? Evet. DNA sonuçları çıktı. İrfan sahte Reha Tansev'in kardeşiymiş. Vay be. Ne dolap çevirmiş adamlar ya. Hemen sorgulayalım. Her şeyi en baştan anlatmaya ne dersiniz? Anlattım ya komiserim. Ama hepsi yalandı. Her şeyi en başından beri biliyordunuz. Hatta annenizin kocasını siz öldürdünüz. Hayır. Evet. Cesedin üzerindeki kazakta DNA'nız var. Bu ilk cinayetinizdi. Bu yüzden dayanamayıp kustunuz değil mi? Annenize bu oyunu siz oynadınız. Başkalarını suçluyorsunuz ama asıl sizin tek istediğiniz paraydı. Annem bütün servetini o adama kaptıracaktı. Hangi adama? Birincisine mi, ikincisine mi? İkisine de. İkisi de birbirinden beterdi. Ve o servet sizin hakkınızda. Babamdan sonra başkasıyla nasıl evlendiğini hala anlamıyorum. Hayatını tek başına geçirmesini tercih ederdiniz değil mi? Babam dünyalar tatlısı bir adamdı. Ben 10 yaşımdayken öldü. Anneme bir servet bıraktı. O parayla istediğimiz her şeyi yapabilirdik. Çok güzel bir hayatımız olabilirdi. Ama o beni hiç düşünmeden Danimarka'ya yerleşmeye karar verdi. Birlikte gittiğinizi sanıyordum. Evet, birlikte gittik. Ama ben hiç istemedim. Babamla yaşadığımız evde kalmak istedim. Ama o izin vermedi. Sonunda ben de ondan kurtulmak için Almanya'ya üniversiteye gittim. Faik'le de orada tanıştık. Faik? Faik Kaçkar. İrfan Kaçkar'ın kardeşi. O dediğiniz adamı tanımıyorum. Size şantaj yaptığını söylediğiniz kişiyi tanımıyor musunuz? Hayır. Faik'in kardeşi miymiş? Bilmiyor muydunuz? Yemin ederim bilmiyordum. Reha Tansev'in yerine geçen kişi Faik miydi? Evet. O benim sevgilimdi. Üvey babanızı öldürüp sevgilinizi onun yerine mi geçirdiniz? Aslında tam olarak öyle değildi. Her şey Faik'in fikriydi.
Annem başka bir adamla evlenip İstanbul'a yerleşince deliye dönmüştüm. Faik hep yanımdaydı. İnanamıyorum ya. Böyle bir şeyi nasıl yapar? Adamı tanıyalı daha 2 hafta oldu. Sen umurunda mısın ki seninle tanıştırsın? Asıl o heriften bir çocuk daha yaparsa göreceksin. 5 parasız ortada bırakacak seni. Hayır, annem yapmaz öyle şey. Sen öyle san. Sonra demişti dersin. Ya bu kadın hiç beni sevmiyor mu ya? Eğer sevseydi bütün bunları yapar mıydı? En başından seni alıp ta Danimarkalara götürür müydü? Hiç umursadı mı seni? Hiç sordu mu? Hiç sorguladı mı? Ne istiyorsun diye? Babamın yasını bile tutmadı ki. Bence bu kadın senden kurtulmak için can atıyor. Ve bunu da en kısa sürede başaracak. Ne yapacağız peki? Bir an önce İstanbul'a gidip ikisinden de kurtulalım. Öldürecek miyiz? Başka çaremiz yok. İstanbul'a geldiniz. Derecedeki evde kaldıklarını öğrenince Faik bir plan yaptı. İkisi de uykudayken hırsız kılığına girip onları öldürecektik. Ama uyumuyorlardı. Ayaktaydılar. Kim var orada? Kim var orada? Hemen arabaya atlayıp kaçmaya başladı. Biz de peşindeydik. Çok hızlı gidiyordu. Galiba direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlandı. Durup bakacaktık ama o esnada başka bir araba yardım etmek için durmuştu. Mecbur yolunuza devam ettiniz. Faik hiçbir şey belli etmeden yolumuza devam etmemiz gerektiğini söyledi. Birlikte Reha'yı gömdünüz. Bade, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Geçti. Annem için arıyor olmasınlar? Öldüğünü söylemek içindir. Ya yaşıyorsa? Öyle bir kazadan hiç kimse sağ kurtulamaz. Ama kurtulduğunu ve hastanede olduğunu söylediler. Annem çok şanslı kadındır. O kazadan da sağ çıkmayı başardı. Ama siz daha şanslıydınız. Evet. Doktorlar hafızasını kaybettiğini söyleyince dünyalar benim olmuştu. Hemen yeni bir plan yaptınız. Faik Reha'nın yerine geçerse Reha'nın kaybolduğu anlaşılmayacaktı. Ama annemin hafızası yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Anlamıyorsun Bade. O adam benim kocam değil. Ben kocamı tanımaz mıyım? Of anne yeter ama ya. Ne oldu peki? Başkası kocanın yerine mi geçti? Bilmiyorum. Ama o adam Reha değil. Anneciğim, bak yapma böyle. Ağır bir kaza geçirdin. Ama kendine biraz zaman tanı. Hepsi düzelecek. Bilmiyorum. Annemi ikna etmek kolaydı ama Faik çok farklı davranmaya başlamıştı. Anneme daha fazla vakit geçiriyorlardı. Ondan hoşlanmaya başladı. İkimizi de parmağında oynatıyordu. Nereden çıktı? Tatilden sonra daha da değişti. Sürekli tartışmaya başladık. Tayfun Bey'in gördüğü tartışma da bunlardan biriydi, değil mi? Evet. Ne yapıyorsun? Bir gören olacak.
Ya aşkım evde kimse yok. Çok özledim seni, hadi gel. Yapma, şimdi gelir. Ya kimse gelmeyecek. Çok özledim, hadi. Şimdi işim var, daha sonra tatlım. Hadi herifin tekisin sen. Ne diyorsun? Kendine gel. Birkaç gün zengin takıldın diye kendini adam mı zannettin? İki dakikada kapının önüne koyarım seni. Kimi kapının önüne koyuyorsun? Delirdin mi? Asıl deliren sensin. Annem babayı yaktın değil mi? Ondan döndün böyle 180 derece. Saçmalama aşkım. Bırak beni. Hala yalan dolan peşindesin. Allah belanı versin. İki dakika dinlesene. Ne dinleyeceğim seni be? Göreceksin. Mahvedeceğim seni. Hele bir dene. Kim mahvoluyor göreceksin. Aslında istediği şey sadece paraydı. Annemi kendine bağlayıp servetine konmayı düşünüyordu. Ama buna izin veremezdim. Onu da öldürmeye karar verdiniz. Düşündüğümden çok daha kolay oldu. Öğlen annem alışverişe gidecekti. Ben de onunla birlikte çıktım. Ama beni koşuya gidiyor biliyorlardı. Ben geri döndüm. Faik evde yalnızdı. Kolay gelsin. Ne oldu? Korktun mu? Yok. Gelişini bekliyordum. Erken döndüm. Ne derdin var? Söyle bakayım. Artık derdim falan kalmadı. Sonra koşmaya geri döndüm. Siz gelince de oyunuma devam ettim. Peki ya İrfan bu işin neresinde? Dedim ya, o adamı hiç tanımıyorum. Faik'in kardeşi olduğunu bilmiyor muydunuz? Hayır. İlk defa sizden duyuyorum. Bana şantaj yapan oymuş demek ki. Bu kadar yalandan sonra bilmediğinize nasıl inanabilirim? Bakın komiserim, benim tek derdim Faik'i ortadan kaldırıp suçu da annemin üzerine atmaktı. Ondan kalan parayla da hayatıma temiz bir sayfa açacaktım. O adamla hiçbir ilgim yok. Senin her şeyi anlattım size. Adamın biri geldi, telefonumu istedi. Tabii. DNA denen şeyden haberin yoksa öyle salak salak yalanlar atar durursun işte. Kardeşin mi lan o adam? Faik. Sen de bunu biliyordun. Sonra kardeşin ölünce sen de şantaj yaptın kıza. Faik anlattı sana değil mi? Her şey çıktı birader ortaya. Biz öğrendik lan. Sana söylemedik ama. Bade her şeyi anlattı, itiraf etti. Daha fazla inkara gerek yok. Almanya'dan bir anda İstanbul'a gelme kararı alınca şüphelenmiştim. Zengin bir kız bulduğunu söyledi. Bana nasıl bir oyun yaptığını anlattı. İşlerin yolunda gittiğini söyledi. Çok zengin olacağım diyordu. Öldürüldüğünü nasıl öğrendin? Bütün gün telefonunu açmayınca şüphelendim. Adresine gittim. Her taraf polis kaynıyordu. Komşulardan biri öldürüldüğünü söyledi. Sen de durumu öğrenince bunu şantaj için kullanabilirim dedim. Kim olduğunu söylemedim. İstediğim parayı vermez, her şeyi polise anlatacağımı söyledi. Bade annesinin mücevherini çaldı. Orası da bilmem. Hiç yüz yüze gelmedik zaten. Parayı da çanta içerisinde villanın ilerisindeki arsa getirmesini söyledi. O da aynen öyle yaptı. Sonra aradı beni, polis onu sorguya çektiğini, numaramı vermek zorunda kaldığını söyledi. Ben de ona bir yalan uyduracağımı söyledim. DNA denen şeyden hiç haberiniz yoktu tabii. Ah bu cehalet, başa bela. Ne
İrfan Kaçkar, şantaj suçundan 2 ile 6 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bade Ertun'a cinayete iştirak suçundan 18 ila 25 yıl ve adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi verilerine göre Avrupa ülkelerindeki suç oranı azalıyor. Ülkemizdeki cinayet sayısı da 2002'den bu yana neredeyse yarı yarıya azalmış olmakla birlikte halen yılda her 100 bin kişiye düşen 4.96'lık oranla 38 Avrupa ülkesi arasında Litvanya ve Estonya'dan sonra 3. sıradayız. Arnavutluk bizi izliyor. Yaralama, gasp ve cinsel saldırıları içeren şiddet suçları da son 7 yılda 102 binden 167 bine yükseldi. Diğer Avrupa ülkeleri arasında sadece Hırvatistan'da böylesine bir artış gözleniyor. Evden hırsızlık ve uyuşturucu suçları aynı zaman diliminde 3'e katlanırken sadece otel hırsızlığında azalma var. Cezaevi nüfusumuz 2002'den bu yana 2'ye katlandı. Her 100 bin kişiye düşen tutuklu ve hükümlü açısından 38 ülke arasında 17. sıradayız. İspanya ve İngiltere bizim bir hayli önümüzde. Sanırım bu kadar istatistiki bilgi yeter. Türkiye'nin suç profilini diğer coğrafyalarla karşılaştırmayı başka bir zaman yaparız. Bade'nin gözünü önce annesinin parası kör etti. Sonra kıskançlık, yani modern dünyada adam öldürmenin en yaygın iki gerekçesi. Genç kadının şansı yaver gitmiş, trafik kazası sonrasında annesi hafızasını kaybetmişti. Bundan yararlandı. Üvey babayı sevgiliye öldürttü, sevgiliyi üvey babanın yerine geçirdi. Anne ile sevgilinin arası beklenmedik ölçüde iyi gidince tepesi attı, bu sefer kendisi sevgiliyi öldürdü. Kimi zaman deliller, en deneyimsiz gözlerin bile fark edebileceği kadar ortadadır. Kimi zaman mucize denebilecek, aslında mucize değil, sadece soruşturmayı yürütenlerin dikkati ve becerisine dayanan gelişmeler olur. Örneğin, bunca süre toprak altında kalan cesedin sarılı olduğu branda üstündeki parmak izi. Kazağın üzerindeki kusmuk ve onun DNA'sı. Bahçedeki taş ve taşın üzerindeki kadın DNA'sı. Parmağa batan mücevher ve üzerindeki kan ve bu bölümde karşınıza çıkan nice ilginç ipucu. Hiçbirini Bade'nin hesap etmesi mümkün değildi. Tabii bir de İrfan Kaçkar diye bir adam var. Bade'nin üvey baba yerine geçen ve canından olan sevgilisi Faik'in durumdan yararlanmaya çalışan abi. İki kardeşin DNA'sının birbirine benzeyeceğini artık küçük çocukların dahi bildiği bir dünyada yaşayan kör cahilin teki. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.